bir üniversite öğrencisini konuşuyorduk. O da karanlıkta kaldı, bitti gitti konu. Şimdi Enes yine karanlıkta. Mustafa Hoş iki gündür çok yakından takip ediyor bu meseleyi. Ve şimdiye kadar hiç bilmediğimiz şeyler de öğrendi. Mustafa, neler oluyor Elazığ'da? Ne öğrendin? Ya Elazığ'da olan aslında şu, bilinmeyen hiçbir şey yok. Daha önce olan tarikatlarda ya da Diyanet'in başrolü oynadığı olaylarda ne olduysa aynısı oluyor. Ya çok benzeri. Yani bu tarikatlarda olan işte çocuk istismarları, şiddet, cinsel şiddet ya da bilmem neyle ilgili birçok olayı takip ettim, topladı, etmeye de devam ediyorum hala. Ben Elazığ'ı aradığımda aradığım herkese önce ben anlattım. Şöyle şöyle mi oldu, şöyle mi, yapı şöyle mi, şöyle mi olmuştu? Evet, evet, hep yanıtı geldi ki olayla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bir de adli bir olay tamamen. Bir intihar üzerine olan bir tartışma. Yani bu kadar ayrıntıyı biliyor olmam bir tuhaf zaten. Ama bu kadar ayrıntıyı biliyor olmamın tuhaflıktan öte bir Türkiye gerçeği. Evet. Yani bu gerçekle bir türlü yüzleşemiyor Türkiye. Kaldı ki resmi bir açıklama da yok biliyorsun. Evet, hala bir yüzleşme yok açıkçası bu tarikatların durumuna ilişkin. Tartışmalar, tarikatlar kapalısın, kapatılamaz, kapatılsın bilmem. Bunu çok aştı bu iş. Yani bir sosyal bir yara haline geldi bu. Enes tek değil. Ben daha önce de bu çocukların hepsini esir olarak tanımladım. Bu tarikat yurdunda bulunan bütün çocuklar esirdir. Yani onlar tarikatların elinde bir esirmiş gibi davranılırsa, öyle bakılırsa çözüm için bir şey yapılabilir. Yoksa bunlar bir sosyolojik olgudur, yani ülkenin, hayatın gerçeğidir diye bakılırsa Enes'lerin sayısı çok fazla. Çok fazla ve Enes'in durumunda olan da çok fazla sayıda çocuk var. Yani bu toplu tecavüzlerde olan çocuklar ne durumda? Tabii. Yani Enes... bunun bir sürü yansıması var. Hem sosyolojik anlamda, hem oradaki taşradaki ortamda. Yani taşra acımasızdır. Bütün o çocuklar orada bu yaşamı devam ettirmek zorunda. Sen bölgeyle konuştun. Hangi bilgilere ulaştın? Ya şöyle, şimdi işin adli kısmında şöyle bir sorun var. Bir intihardan söz ediyoruz. İntiharın ayrıntılarını, detayları konuşmanın riskleri var. Tabii. Bunun farkındayım ama Enes'i bir de vasiyeti var. Ya bize bıraktığı bir şey var. Mesela gazeteci olarak bana söylediği bir şey var. Benim durumumu herkese anlat ki başka Enes'ler olmasın diye kendini feda etmiş bir çocuk. Şimdi bu vasiyeti yerine getirmek de lazım. Başka kimse yapmayacak. Ailesi yapmayacak. Oradaki çevre yapmayacak. Yani cemaat hala baskın ve orada bir sürü şeyi gizleme peşinde. Bu cüreti nereden alıyorlar? Var olan ortamdan. Ya yani Enes'le ilgili biz tartışmalara baktığımızda, siyasilerin tavrını gördüğümüzde niye Enes'in öldüğünü de anlıyoruz. Mesela başka bir Enes'e şu anda uzanan bir şefkatli el var mı? Hissettik mi bunu iki gün boyunca? Kim uzattı bu eli? Yani iktidara alternatif olanlar bu eli uzatabildi mi? Uzatamadı. Sorun da burada başlıyor. Şimdi bir intihar etti. Böyle söyleniyor. Altıncı katta bulundukları yer. Yedinci katın merdiven boşluğunda kendini bırakıyor. Niye yedinci kata çıkıyor? Altıncı katta da böyle bir şey yapmıyor. Orada bir tartışma mı oldu? Bir temas mı oldu? Bunları bilmiyoruz. Var mı güvenlik kamerası görüntüleri? İntihar olmayabilir diyorsun var. Sen. Bilmiyorum. Hani şöyle, yani bu kadar çok ölümü üzerinde baskı kuruyorsa oradaki yerel medyaya, gazetecilere, açıklama yapan öğrencilere tarikat açıkça baskı kurdu. Orada açıklama yapan öğrencilere gidip bu açıklamanızı değiştirin diye söylendi. Orada işte aynı üniversitede öğrenci. Onlar öğrenci değil, tarikat üyesi. Ya hala resmi bir açıklama olmaması çok tuhaf i̇şte değil mi? Resmi bir açıklama da yok. İnanılmaz. Şöyle, valilikten gider, biz ulaşamadık yani. Ön otopsi raporu hazırlanır orada. Hazırlanmak zorunda. Adli bakı gelir, adli savcı olay yerine gelir. Bir ön otopsi raporu hazırlanır. Ve ön otopsi raporunda nasıl öldüğüne dair bilgiler yer alır. Böyle bir rapor var mı yok mu onu bile bilmiyoruz. Çünkü rapora ulaşamadı. Oradaki olan Elazığ'daki gazetecileri aradım birçoğunu. Bu rapora ulaşan yok.
Siyasi partileri aradım. Onlar zaten olayla bir ilgileri yok. Yokmuş gibi davranıyorlar. Bu sorular önemli. Önce adli kısmı. İşin diğer taraflarını tartışacağız zaten. Günlerce, tabii, haftaya da sonraki yıllarca konuşulacak, tartışılacak bu konu. Bu kapanacak bir yara değil. Kapatmamamız da lazım. Nasıl öldüğüne dair bir resmi açıklama lazım. O yok. O ev yurt değil bir kere. Sonuçta ev. Bu bir yöntem. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Yurdun belli bir yükümlülükleri var. Yükümlülükleri var da yerine getiriyorlar mı? Hayır, getirmiyorlar. Birazdan anlatacağım örneklerini. Ama ev olunca tamamen yasal her şeyden kurtarılmış oluyorlar. Hani yurt olunca zaten denetlenmiyor da. Ama yine de ola belli ki bir prosedürler, diye prosedürler onu var. Bile yapmıyorlar. Yani yurtta sorumlular, evet, yatakhanenin. Evet. İşte kaç metrekare olacağı, bilmem mutfağı, şunu tüm bunu, apartman onların bir sürü şeyin olması lazım, site. Ya da böyle bir olayda yurdun bir sorumlusu olması lazım, evet, değil mi? Böyle yani bir olay resmi bir sorumlusu olması lazım. O sorumluların da yönetmelikte bellidir. Hem Diyanet'in, kendi, bir de Diyanet'in ayrıca bir yurt yönetmeliği var. Saçmalık da burada. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir yönetmeliği var. O yönetmeliklere göre kimlerin orada yer alacağı, gideceği, nöbetçi kimlerin kalacağı, onların aynı zamanda formasyonu, nosyonunun da olması gerekiyor. Ev olunca tamamen serbest. Şimdi bu evde bir tane abi var. Abi kavramı Fethullahçılarla birlikte çok olunca şimdi başkan şeyini kullanıyorlar. Başkan var. Selçuk isminde birisi. Bunun sorgulanması lazım. Onunla bir teması oldu mu? Onunla ilgili daha önceden bir gerginliği, tartışması oldu mu? O gün ne yaşandı orada? Ne söylediler? Çünkü şu da gözden kaçıyor. Bu video, yani Enes'in durumunu anlattığı video yeni bir video değil. Ya bir buçuk ay önce çekilmiş bir video. Bir buçuk ay boyunca o videodan haberleri olmuş olabilir. Bir buçuk ay boyunca mobbinge mi uğradı? Başka bir baskıya mı uğradı? Şimdi baskıyı nasıl algılarız biz? Gencecik bir çocuk ölmüş, bir infial halinde. Bu infial halinde öncelikle bir tarikat sessizleşir. Böyle bir sessizliğe çekilir. Tam da öyle oldu. Sessizleşmiyor orada, baskı kuruyor. Mesela şimdi basın açıklamasına müdahale nasıl edilir ya? Herkes biliyor, polis orada, gazeteciler orada, bu ne cüret? Oradaki insanları tehdit etme. Yani bu lafın, yani siyasileşmesin, tarikatları... cümlenin düzelt lafı tehdittir. Elazığ gibi yerde. Bu tehdidi yapabilecek gazetecilerin önünde, orada polisler de var. Sivil polisler de, resmi polisler de var. Onların önünde bu tehdidi yapabilecek cüreti nereden buluyorlar? İki, mahallede büyük bir baskı kurulmuş. Muhtarın açıklamaları dikkat çekmiyor mu? Babasından farksız. Yani o kadar iyiler, o kadar şeyler ki sanki bir cemaat güzellemesi gibi. Yani orası bir cemaat mahallesi ise o mahallede bulunan herkesin bu olayda ne kadar katkısı var, neyi gizliyorlar, bunun da soruşturulması lazım. Ya işin adli tarafı hiç konuşulmadı şu ana kadar. İşte tarikat kısmı, Enes'in videosu yayınlanır, yayınlanmaz, intihar, şu bu tartışma içerisinde. Öncelikle nasıl öldüğünü bilmiyoruz bir kere biz. Sadece intihar diye biliniyor. Ve nasıl bir ayrıntısı var, otopsi raporu, bu ortada yok. Dediğim gibi o kişilerin sorgulanması lazım. O evdeki sorumlu o başkan denilen Selçuk isimli kişidir. Mesela yerel medyada onun adının geçtiği her şey çıkarıldı. Adı hiçbir yerde yoktur şimdi, bulamazsınız. Ya bu gücü nereden alıyor bunlar? Yani orada hala çok aktif ve bir güçlü ve başında bu kadar baskı kuruyorsa bir şeyleri saklama çabasıdır. Artık Enes'in niye öldüğünü saklayamayacaklarını bilmesi lazım. Cemaat baskısı yüzünden hayatını kaybetti. Bu tamam değil mi? Şimdi bunu silme şansı var mı? Ama bunun dışındaki baskı başka bir şeylerin olduğu ihtimalini güçlendirir. Şüpheleri artırır. Şüpheleri gidermek de devletin oradaki bulunan yetkili, etkili makamlarının görevidir. Bu yapılmadı. Yani şu andaki durum, hala o baskıyı devam ettiriyorlar insanlar üzerinde ve bundan sonra da Enes'in nasıl öldüğüne dair bir bilgi alabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü o evde kamera var mı onu da bilmiyoruz, güvenlik kamerası. Şimdi yurt olsa zaten olmak zorunda. Hepsi olmak zorunda. Yani ev olunca iş şeyden çıkıyor. Bu ev kavramı da yasal bir sürü yükümlülükten kurtulmak için yapılmış bir tuzak. Yani şunu
neredeyse şöyle bir duruma getir diyoruz ya, inanılmaz bir şey. Hani yurt olsun bari. Ya o yurtlarda da bir sürü sorun var. O diyorum hani çocukların tamamı esir, o yurtlarda da sorun var ama ev olunca yurt daha iyiymiş. Daha en azından bir güven ortamı varmış gibi davranılıyor. Oysa hiçbirisi güvende değil. Korkunç bir durum bu ev durumu. Ne kadar bir ev artık tamamen eve dönülmüş durumda. Evet. Birçok yerde, sadece burada değil, tarikatların ve şeylerin elindeki bütün şeyler eve dönülmüş durumda ve tamamı denetimsiz. Yani bugün AKP'li kimdi o şey? Cahit Özkan. Cahit Özkan. Ev orası diyor. Evet. Yani şimdi, evdir diyor. Gençlik.